Okumuş olduğumuz ayet-i kerimeler Kehf suresi 45'ten 49'a kadar olan yerleri okuduk. Şimdi inşallah manasını verelim. Rabbimiz şimdiden tesirini halk eylesin. Gönüllerimize Mevlam aşkını lütfeylesin. Bu ayet-i kerimelerden alınmak istenen, verilmek istenen ne varsa Rabbim cümle dinleyenlerimize nasip eylesin. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Vabrib lehum meselel hayati dünya. Habibim Muhammed Mustafa'm, sen insanlara dünya hayatının bir misalini ver diyor. Hakikaten merak edilecek bir konu. Dünya hayatı nedir? Bunun açıklamasını bir misalle Cenab-ı Allah veriyor. Kemain enzelnahu mines sema, gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, buyuruyor Cenab-ı Allah, dünyaya misal. Suya benzetiyor, gökten indiren yağmura benzetiliyor. Fehtelata bihi nebatul ard. O su sebebiyle yeryüzünün nebatatı hep birbirine giriyor, karışıyor otlar. Hakikaten öyle değil mi yani? Yani işte yağmur yağıyor, bütün çayırlar, yeşillikler, bağlar, bahçeler hep böyle bitiyor ve yaprakları da birbirine böyle karışıyor. فَاَخْتَلَةَ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَسْبَحَ حَشِيمًا. Sonra ne oluyor? Bir de bakıyorsun ki işte o yaz geçtikten sonra gün geliyor. Heşimen, yani böyle çalı çırpı gibi oluyor. Kuruyor ya. Sonra تَذْرُوحُ الرِّيَحْ, bir rüzgar onları savuruyor diyor Mevla. Dünya hayatı budur diyor ya. Yani sizin elinize geçen mallarınız, evleriniz, arabalarınız, işte aynı böyle düşünün diyor. Bir anlık bir heves, bir anlık bir süs, sonunda nasıl ki kuruyor, çalı çırpı oluyor, bir rüzgar o otları uçuruyorsa, elinizdeki mallarınız, hepsi evlatlarınız, hepsi böyle olacak diyor. وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Allahu Teala her şeye gücü yetendir. Mevlamızın gücü yetmediği hiçbir şey yok kardeşlerim. Yasin-i Şerif'in sonunda Rabbimiz ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekün. O Allahu Teala'nın emri, o Allahu Teala'nın işi, izâ erâde şey'en, bir şeyi istediğinde, bir şeyi murad ettiğinde, Mevla bir şeyin olmasını istiyor. Ona der ki kün feyekün, en yekule lehu kün feyekün, ona ol der, o da hemen onu verir. Hani dünya yıkılmasını istiyor Mevla, yıkıl der yıkılır, yağmur yağmasını istiyor Mevla, yağ der yağar, doğ der doğar, ol der olur. Yani Mevlamızın yapamayacağı hiçbir iş yok, gücünün yetmediği hiçbir iş yok. Ve kânallâhu alâ külli şeyin muktedirâ. Allahu Teala büyüklüğünü anlamayı da cümlemize nasip eylesin. Tabi bu ayet-i kerimenin nuzul sebebine baktığımız zaman Mekkeli müşrikler ahirete inanmıyorlar. Diyorlar ki vekalu, onlar dediler ki mahiye illa hayatüne dünya, ne ahiret hayatından bahsediyorsunuz diyor. Hayat dünya hayatı, dünya hayatından başka hayat yok diyor gavurlar, kafirler. Şimdi de aynısını diyenler var. Başka bir ayet-i kerimede vekalu in hiye illa hayatüne dünya وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Yine kafirlerin sözü. Dünya hayatından başka hayat mı var ya? Ne diyorsunuz siz? Öldükten sonra dirilmek yok. İnanmayın böyle şeylere. O zaman da diyorlardı, şimdi de diyorlar. İşte hayat dünya hayatı, mal, çocuklar olarak görüyorlar ya. Mevla buyuruyor ki dünya hayatı aynı böyle yağmur yağıyor, şimdi yağdığı gibi yerler yeşeriyor. Ondan sonra zamanı geldiği zaman kuruyor, saman oluyor, ot oluyor, çalı çırpı oluyor, bir rüzgar geliyor ve onları savuruyor, bir tarafa götürüyor. Yani dünya hayatı bu. Yani dünya hayatı elden çıkacak bir şey olduğunu Cenab-ı Allah buyuruyor. El malu vel benune zinetul hayati dünya. Bak, bizim can hiraş çalıştığımız mallarımızın ve evlatlarımızın ne olduğunu Rabbimiz bize buyuruyor. El malu mallarınız, vel benune evlatlarınız, nedir bunlar? Zinetül hayati dünya. Dünya hayatının süsü. Bak, getirdi Mevla bunları, dünya hayatının süsü dedi. Ne demek? Bu da çalı çırpı gibi gör bunu. Bunlar da elinden çıkacak.
Bunlara bel bağlama, bunlara güvenme, bunlara aldanma, gönlüne bunları koyma, Mevla buyuruyor. Zînetül hayâtid dünya. Dünya hayatının süsüdür bunlar. E peki süs olmayan ne? Vel bâkiyâtus sâlihât. Bâki olan salih amellerin, salih amellerin bâki olduğunu anlıyoruz. Yani biz öldükten sonra dünyada kalmadığını, bizimle beraber kabre, kabirden mahşere, cennete kadar geldiğini anlıyoruz. Ney? Salih ameller. Rabbimiz buyuruyor ki salih ameller var ya baki olan, seninle gelecek. Hayrun inde rabbik. Rabbinin katında hayırlı olan budur diyor Cenab-ı Allah. Allahu Teala bunlara değer veriyor. Malınıza değer vermiyorum. İstediğiniz kadar kazanın. Kıymeti yok benim katımda. İstediğiniz kadar çocuğunuz olsun, ben ona bakmıyorum. Sen çok çocuk yaptın, imtihanı kazandın diye böyle bir ölçü yok. Sen çok çalıştın, apartmanlar yaptın, efendim dünyanın yarısını satın aldın, sen imtihanı kazandın diye bir şey yok diyor Cenab-ı Allah. Benim baktığım, benim sizden istemiş olduğum salih amellerinizdir diyor. Vel bâkiyâtu s-sâlihâtu hayrun inde rabbike sevâben ve hayrun emela. Sevap bakımından da hayırlı olan bu, emel bakımından da hayırlı olan. Bunu arzulayın, bunu düşünün, bunu isteyin ve Rabbinizin katında hayırlı olan da budur. Yani ben sizin benim emirlerimi dinleyip dinlemediğinize bakıyorum. Daha açık ifadeyle, ben sizin kapanmanıza bakıyorum. Ben sizin, çünkü kapanmak Allah'ın emri, ben sizin günde 5 vakit namaz kılıyor musunuz, kılmıyor musunuz, buna bakıyorum. Bir takım haramlar ben koymuşum. İçkidir, kumardır, zinadır, bunlara yaklaşmayın demişim ben diyor Mevla. Bu sözümü tutuyor musunuz? Buna bakıyorum. Annenize, babanıza iyiliği emretmişim. Bunu yapıyor musunuz? Buna bakıyorum. Fakirlere, düşkünlere yardım edin diyorum. Bu konuda nasıl davranıyorsunuz? Buna bakıyorum. Yoksa ben sizin malınıza, boyunuza, posunuza, gözünüzün rengine, saçınızın rengine bakmıyorum diyor Allahu Teala. Salih amellerinize bakıyorum. Benim katımda kıymetli olmak istiyor musunuz? Buna dikkat edin. Buna dikkat edin. Ve yevme nüseyyirul cibale. O gün, kıyamet gününde nüseyyirul cibal. Biz dağları yürüteceğiz diyor Cenab-ı Allah. Başka bir ayet-i kerimede yani pamuk gibi, hallaç pamuğu gibi dağları diyor biz böyle savuracağız diyor dağları. Ve teral erza varizeten. Habibim Muhammed Mustafa'm, sen o vakit yeryüzünü çöl gibi dümdüz görürsün. Ne iniş var, ne çıkış var, ne tepe var, hiçbir şey yok. Varizeten dümdüz görürsün. Ve haşernahum. Biz onların hepsini toplayacağız. Felem nugadir minhum ahada. Hiçbirini ayırt etmeyeceğiz. Aman Allah. Hani burada bir insan bir ev içerisinde yansa diyelim, kurtarılmasa, kemikleri, memikleri kalmasa diyelim ki, yok hani bulup da bir şey gömemiyoruz. Acaba bu böyle şey olabilir mi? Görülmez mi? Böyle hani kaynayabilir mi? Unutulur mu? Yok, böyle bir şey yok. Ahirette böyle bir şey olmayacak. Uçakta infilak etse, zerren de olmasa, Mevla buyuruyor ki felem nugadir minhum ahada. Hiç kimse ayırt edecek. Herkes toplanacak. Herkes benim huzuruma gelecek. Rabbim o günde cümlemize yardım eylesin. Ve uridu ala rabbike saffa. Onlar Allah'a saf şeklinde arz olunacaklar. Tefsirlere baktığımızda bir saf olarak da deniliyor. Aynı Mekke'deki gibi böyle saf saf arka arkaya saf gibi de deniliyor. İki manada veriliyor. Ama herkes Mevla'yı duyacak yani. Ve uridu ala rabbike saffa لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ. Nasıl geleceksiniz biliyor musunuz huzuruma diyor Cenab-ı Hak? İlk yaratıldığınızda nasıl çıplaktınız ya? Nasıl aklınız yoktu, efendim gücünüz yoktu ya? Hani aynı o ilk yaratıldığınız gibi benim huzuruma geleceksiniz diyor. Aman Allah, hiç şüphe yok. اَوَّلَ مَرَّةٍ.
Bel zaamtum ellen nec'ale lekum mev'ida. Siz zannettiniz ki öldükten sonra böyle dirilmek yok, böyle hesaba çekilmek yok. Hani böyle bir böyle bir şeyin olmayacağını siz düşündünüz. Kafirler öyle dedi ya. Ve kalu ma hiye illa hayatuna dünya. Dünya hayatından başka hayat yok dediniz ya siz. Ve kalu in hiye illa hayatuna dünya ve ma nahnu bimeb'usin dediniz ya. Dünya hayatından bir başka hayat yok. Öldükten sonra dirilmek yok. Yaşayın dünyayı. Kim gitmiş, kim gelmiş? Bunları şimdi de duyuyoruz. Kim gitmiş, kim gelmiş diyor. Ya da diyor sen doğduğunu biliyor musun diyor. Gavurluğa bak. Hatırlamıyorsun. Öldüğünü de hatırlamayacağım. Bak ayette Mevla buyuruyor. Siz öyle diyordunuz ya. Siz böyle günü inkar ediyordunuz ya. Böyle hesap olmayacağını düşünüyordunuz ya. Aha buyurun hesap geldi. Karşıma geldiniz. Efendim huzurumdasınız. Ben şimdi size hesap soracağım. Ve vudi'al kitabu. O vakit aman Allah'ım. O vakit amel defterleri getirilecek. Ve vudi'al kitab. Amel defteri getirilecek. Feteral mücrimine müşfıkine. Şimdi bu inanmayanların hali. Ya da kötü amel işleyenlerin hali. Aman Allah'ım. Feteral mücrimine müşfıkine. Günahkarları göreceksin Habibim Muhammed Mustafa'm. Müşfikine mimma fih. O kitapta yazılı olan şeylerden dolayı korkuyor, titriyor, ürperdiğini göreceksin. Açıldı ya amel defteri. Melekler yazdılar ya. Mevla buyuruyor diye. Ve inne aleyküm lehafizin. Kiramen katibin. Ya'lemune ma tef'alun. Buyurdu ya Mevla Teala. Ve inne aleyküm lehafizin. Elbette sizin üzerinize hafaza melekleri var. Kiramen katibin. Çok keremli, yazıcı, kıymetli melekler var. Ya'lemune ma tef'alun. Sizin her işlediğinizi biliyorlar ve kaydediyorlar. Buyurdu ya Mevla. İşte o kitap, o meleklerin kaydettiği kitap geliyor. Ve vudi'al kitab. Açılıyor sayfaları. Aman Allah'ım neler yaptığı çıkıyor. Tabi hem Allah'tan utanılacak başta hem de yakın tanıdıkları annesi, babası, kardeşi, çocuklarından utanacak. Niye? Dünyada gizli işler yapmış. Hanımını aldatmış ya da hanımı eşini aldatmış. Şimdi o hanımı bir düşün bakalım. Kocasını aldatmış. Çıkıyor orada. Hem Allah'a karşı bir mahcubiyet, hem eşine karşı bir mahcubiyet, hem çocuklarına karşı bir mahcubiyet. Görüyor musun? Utanç başlıyor. Titreme başlıyor. Ya da işte iş yerinden para çalmışsın mesela. Ya da işte birine bir kötülük yapmışsın. Ya da küçük çocuğa taciz etmişsin. Gizli, kimse bilmiyor. Ama bir bilen var. Ama bir gören var. Allah Celle Celaluhu. Kaydeden melekler var. Ve inne aleyküm lehafizin kiramen katibin var. Onlar kaydetti. Onlar çıkacak. Sen çocuğa taciz ettin. Annesinden babasından gizledin. Ama orada çıkacak. Eyvah! Hem Allah huzurunda hem o kötülüğün sahipleri huzurunda rezil rüsvay oluyorsun. Görüyor musun? Bundan dolayı titriyor. Bundan dolayı korkuyor. Ve yekulun. Diyor ki ya veyletena. Vay bana vay. Yazıklar olsun bana yazıklar. Ben ne kötü adammışım. Mali hazel kitap. Şaşırdığı konuya bak. Bu kitaba ne oluyor ki? Amel defterine. Meleklerin yazdığı deftere. Ne oluyor ki? La yugadiru sagireten ve la kebireten illa ehsaha. Küçük dememiş, büyük dememiş. Hepsini saymış, kaydetmiş. Böyle bir kitap. Böyle bir kitap. Bir Allah demişin kaydedilmiş. Bir la ilahe illallah demişin kaydedilmiş. Bir küfür etmişin kaydedilmiş. Birine iyilik etmişin kaydedilmiş. Yoldan eziyet veren bir camı kaldırmışın o da kaydedilmiş. Vay be bu da mı kaydedildi dediğin şeyleri göreceksin. Küçüğünü de göreceksin, büyüğünü de göreceksin. Şaşırıyor. Ne oluyor her şey kaydedilmiş. İşte böyle bir güne doğru hepimiz gidiyoruz kardeşlerim. Gelin bu amel defterlerimizi güzel şeylerle dolduralım.
Allah'ın istediği şeylerle dolduralım. İbadetle, zikirle, iyiliklerle, salih amellerle dolduralım. Haramlarla, kötülüklerle doldurmayalım kardeşlerim. Küçük büyük demeden hepsini saymış. Ve vecedû mâ amilû hâzira. Rabbimize buyuruyor ki, onlar dünyada yapmış olduklarını orada görecekler, bulacaklar. Ve lâ yazlimu rabbuke ahada. Habibim, senin Rabbin kimseye zulmetmez. Yani yapmadı, yaptı göstermez. Yaptı, yapmadı da göstermez. Ne yaptılarsa karşılarına çıkacak. İşte bugün okumuş olduğumuz Aşk-ı Şerif'in manası da bu. Cenab-ı Hak etkilenmeyi cümlemize nasip eylesin. Mucibince amel etmeyi Rabbimiz cümlemize nasip eylesin.